Hasan Ümit, Ali Can, Salih Hızlı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı 2. oturumu Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı. Selam Selçuk. Mustafa Akın. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığındaki toplantıda komisyondan gelen raporlar tek tek oylandı. Kabul etmeyenler oy bölümünde kabul edilmiştir. Toplantıda Salihli'ye yapılacak olan spor salonu ile ilgili imar planı değişikliği oylandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Salihli ilçesi kapalı spor salonu ilişki plan değişikliği ile ilgili raporu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda yapılması planlanan tesisin Salihli için çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bir önceki toplantı ara karar olarak hepimizin oylarıyla ara toplantıya gitmişti konumuz. Biliyorsunuz Salihli'mizin bir kız voleybol takımı var ve bu takımımız bu sene şampiyon olarak birinciliğe çıktı. Salihli'mizde bir tane kapalı spor salonumuz var. Bu da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Şu anda standartlara uygun olmadığı için ciddi anlamda bir kapalı spor salonuna ihtiyacımız var idi. Bunu sizlerle paylaşmıştık. İmar Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız bizim buradaki tip değişikliğimizi kabul etmişler. Bu anlamda Komisyon Başkanı arkadaşımız Can Bey ve diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Meclisin de bu konudaki olumlu kararından dolayı tüm meclisimize teşekkürlerimi sunuyorum. Salihli için gerçekten sadece ki voleybol çalışmaları ve diğer işlemler için, spor için ihtiyaç olan bir salonumuz idi. Salihli'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından önerilen plan değişikliği CHP grubunun retoyu kullanmasına rağmen AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu tarafından kabul edildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler, CHP grubu ret oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ayrıca Salihli'ye yapılması planlanan gençlik merkeziyle ilgili madde de meclis gündemine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Salihli ilçesi 2537 adı bir parselde 1/5000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu. Gençlik merkezini Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapacaklarını kaydeden Kayda şunları söyledi. Değerli arkadaşlarım, Salihli'mizde bir gençlik merkezi yok. Ne hükümetimizin yaptığı ne de bizlerin bu zamana kadar gelen yöneticilerin yaptığı bir gençlik merkezi maalesef yok. Gençlik merkezlerinin içeriğini ve işlerini biliyoruz. Kadınlara, çocuklara ve gençlerimize yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü bir merkez. Dolayısıyla gençlik merkezinin konuşulacak olan yerin de merkezde olması gerekir. Gerekçesi çocuklarımızın rahatlıkla yaya gelebilecekleri yer olması gerekir. Biz bu düşünceyle hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzden bizden talep edilen yeri, yani stadımızın, şu anda stadın içerisinde kendimizin de yeri var orada, belediye ait olan bir yer var. Hem stadın içerisine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bakanlığımızın aşağı yukarı görev geldiği günden beri konuda dirsek temasındayız. Şu anda bütçesi ayrılmış 3-4 milyon para ile biz geçtiğimiz mecliste gündemimizi aldık ve inşallah devletin imkanlarıyla bu gençlik merkezi yapılacak. Bu gençlik merkezine yakın, benim biraz önce söylediğim Necip Gençlik Merkezi Hükümet'in bakanlığını yapacağı. Bizim bu gençlik merkezimiz 7 dönüm bir bugüne kadar atıl durumda kalan Salihli merkezinde o da iki gençlik merkezi arasında aşağı yukarı 2,5-3 kilometre, 2 kilometreye yakın bir mesafe olacak. Bu da bir bölgenin ihtiyacına cevap verecek. Yaklaşık 7 dönüm, 7000 metrekare bir alan. Bir daha söylüyorum, inanın bugüne kadar hiç kullanılmıyordu. Benim evim de o çevreye yakın bir yerdeydi. Hiç kullanılmıyordu. Arkadaşlarımız, imar konusundaki arkadaşlarımız da gördüler. Hayatta geçip burasında. Yaklaşık 2200 metrekaresi alacak, tabanı oturacak. Bunu ben avam projesini bitirdim. Bu gençlik merkezinin proje ihalesini bitirmiştim arkadaşlar. Bak, bu proje ihalesi bu. O da bitti. Bugün neticelendi bu proje. Arkadaşlarımız geldiler, gördüler. İmar Komisyonu Başkanı arkadaşlarımız üyelerine gezdiler, geri gezdiler, gördüler. Belki çevre mesafeleri daha farklı olabilir. Yani çevreyi rahatsız etmem adına da farklı olabilir. Ancak burada 7 dönümlük yerin 7000 metrekarenin sadece 2200 metrekaresini kullanacağız. Diğerleri yine yeşil alan olarak kalacak. Bu gençlik merkezleri daha farklı yerlere de gidebilir. Ancak o zaman gençlik merkezi statüsünü kaybeder. Çocukların rahatlıkla ulaşabileceği, gençlerin rahatlıkla ulaşabileceği yerden çıkar. Ben inanıyorum ki bu meclis bunları düşünerek ona bir karar verecektir.
Buna gençlik merkezine Büyükşehir'de birlikte yapacağız. Büyükşehir'e tahsisini önerdik ve meclisimizden de bu şekilde geçti. Dolayısıyla bu hassasiyeti, imar komisyonunun hassasiyetini şehircilik anlamında anlıyoruz. Ama bunun hiçbir siyasi tarafı yok. Bu tür merkezlerin hiçbir siyasi tarafı olamaz arkadaşlar. Bakın ben bir hükümetin getirdiği gençlik merkezine de meclise getirdiği daha önceki meclislerden de reddedilmiş. Bakın daha önceki dönemde de bu reddedilmiş. İki dönem gelmiş ve reddedilmiş. Bize geldi ve geçirdim. Gerekçem de şu. Ya bunlardan çocuklarımız faydalansın, kadınlarımız, kızlarımız, gençlerimiz faydalansın. 7,5 trilyonluk bir bütçeyle sadece belediyesinin bunu yapma imkanı hiç yok. O kadar personelin çalıştığı, o kadar sıkıntının olduğu bir belediye. Büyükşehirimizin katkılarıyla yaklaşık 7,5 trilyonluk bir tamamen bedelden bahsediliyorum. Bunu da eğer bu meclis geçirirse Salihli'ye, Salihli insanı da, Salihli halkına gerçekten sizlere teşekkür edecektir. Bu meclise teşekkür edecektir. Çünkü ihtiyaç bakın yok. Şu anda bir tane gençlik merkezimiz yok bizim Salihli'de. Ve Salihli Manisa'mızın Aksar'la birlikte benim de geçeceğiz arkadaşlar. Bunu sizlerden özellikle bu mecliste istiyorum. İsram ediyorum. Yani bunlar da bir sıkıntı yok. Bunun hiçbir siyasi tarafı da yok arkadaşlar. Olmayacak zaten. Ve bunu da hem hükümetin yaptığını hem de bizim yapacağımız, Büyükşehir'in yapacağını her ortamda anlatırım, anlatıyorum da zaten. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın konuşmasının ardından İmar Komisyonu Başkanı Can Mercül ve Milliyetçi Hareket Partili Mehmet Palabıyık görüş bildirdi. Ardındansa konunun tekrar değerlendirilmesine karar verildi. İlgili meclis komisyon raporunu organize sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündem maddeleri ilgili komisyonlara gönderildi. Başkan Ergün, Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda tadilat yapılacağını belirterek Haziran ayı meclis toplantısının Salihli ilçesinde yapılmasını önerdi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı meclis toplantısının Salihli'de yapılmasına karar verildi. Salihli Meclisi'nde toplanmak üzere Büyükşehir Meclisi'ni kapatıyorum.